günlerde 50 artı 1 tartışması var, polemiği var, iktidar kanadından açıklama var. Özellikle de teklifin geldiği ve konuşulduğu kanat iktidar kanadı. Eski bakan Faruk Çelik'in ifadeleri vardı. 50 artı 1 sistemi Cumhurbaşkanlığı formülü yorar, 40 ve artı olarak değerlendirilsin yönünde bir e, önerisi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları oldu, muhalefetin açıklamaları oldu. Bu nokta itibariyle de son günlerde konuşulan özellikle de CHP, İyi Parti ittifakı da vardı. Şimdi hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hem 50 artı 1 tartışmalarını hem de CHP İyi Parti ittifakı noktasındaki açıklamalar, değerlendirmeler ve eleştirileri yorumlayacağız, konuşacağız, okumaya çalışacağız. Şu an Ankara stüdyomuzda İyi Parti sözcüsü Yavuz Ağaraleoğlu beyefendi var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Merhaba Mustafa Bey. Merhabalar. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz. Ee, Sayın Ağaraloğlu biliyorsunuz özellikle de takip ediyorsunuz. Çok konu var aslında konu başlıklarından ben birkaç tanesini saydım ama e, hiç vakit kaybetmeden öncelikle ilk sorumla başlamak istiyorum. 50 artı bir tartışması AK Partili hatta AK Parti kurucular arasında yer alan eski bir bakan Faruk Çelik gündeme getirdi taşıdı ve bu sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yoracağını 50 artı 1 formülünün 40 ve artı olarak değerlendirilmesi yönünde öneride bulundu. Cumhurbaşkanının açıklamalarını da takip etmişsinizdir. Çok uzatmak da istemiyorum ancak muhalefet getirirse eğer, gündeme alınabilir yönünde bir kapı aralandı orada. Siz de muhalefet olarak bu öneriyi, bu konuşmayı, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Mustafa Bey 50 artı 1 yeni hükümet sistemi diye takdim edilirken Türkiye'de siyasi istikrarın ...memlekette bundan sonra çağdaş, muasır medeniyet seviyesine ulaşabilme imkanının... ...faizin düşmesinin, enflasyonun halledilmesinin, terörün canına okunulmasının... ...memleketteki evet. siyasi, ahlaki, idari, içtimai bütün bir tesanütün sağ, sağlanabilmesinin... ...olmazsa olmaz yegane formülü gibi takdim edildi. Şimdi evet. bir yıl geçti. Bu bir yıllık uygulama süreci içerisinde koalisyonlar olmayacak diye başladığımız sürecin içerisinde... ...galiba şöyle bir mecburiyeti ilk defa tecrübe ediyoruz koalisyonlar seçimlerden önce kurulmaya başlandı. 50 artı bir siyasi bir travmaya da şöyle sebep oldu. Demokrasiye katkısı olduğunu da düşünüyorum bazı yönleri itibariyle. Ama 50 artı biri almak için birbiriyle çok benzemez olan organizasyonların da bir araya gelmesini mecbur hale getirdi. Yani sistem aslında biraz anomali üretti. Lakin problem şu, herhangi bir şeyin ihtiyaç olduğuna hükümetin avantajını kaybedip kaybetmemesine göre karar veriyoruz biz. Yani Hükümetimiz evet. eğer siyaset yarışında seçim avantajını kaybedecekse memleket gündemine değişik başka bir ihtiyacı e, konuşulabilir hale getirmek için böyle yollara tevessül ediyor. E resmi bu ciddiye alınır, itibar edilir, üzerine konuşulabilir bir şey olunca diyorlar ki bunu konuşalım. Ya millet muhalefet istihza eder, ya böyle gayri ciddilik olmaz falan derse ya bizde ne alakası var? Bir arkadaşımızın kalbinden geçenler falan diye geçiştiriliyor mevzu. Evet. Meselenin şu tarafı mühim bence. Türkiye'de 40 artı 1, 50 artı 1 falan diye formüle edilen matematik süreçlerinin içerisinde hükümet son dönemlerde bir bir matematik zafiyetiyle karşı karşıyayız. Yani rakamları beğenmiyor. 50 artı 50'yi bir oyla bile geçsek yeterden biliyorsunuz mesela İstanbul seçimlerinde 13.780 yetmeze geldik yani 13.780 evet. İstanbul almaya yetmez. Yani bu hükümetimizin bu son dönem matematikle imtihanı çok iyi değil. Dolayısıyla ben şöyle bakıyorum. biraz ciddiyetle konuşmak lazım bu meseleleri. Sistemin işleyip işlemediğine, bir yıllık tecrübe ettiğimiz bu sistemin Türk devletinin, Türk milletinin yükünü çekip çekemeyeceğine dair sağlıklı, sıhhatli tenkitler, eleştiriler yapmak, adam gibi oturup konuşmak, bunların iyi yönleri varsa onları kuvvetlendirmek, kötü yönleri varsa değiştirmek. Biz bu sistemin, bu bir yıllık karnesinin zayıf olduğunu, bu memleketin bu siyasal sistemle kağıt üstünde harikulade duracak diye takdim edilip uygulamada aslında bir devletin mekanizmasını işleyemez hale getiren bu sistemin e, parlamenter eski parlamenter demokrasi üzerinden ko konuşuyoruz ama eski Türkiye özlemi gibi algılanmasın. Endişelerimize konu olan ne kadar iş varsa bunların düzeltileceği zarfını değil de mazrufunu konuşabileceğimiz bir siyasal alan istiyoruz aslında. Evet. Dolayısıyla bu 50 artı 1 üzerine e, hükümet çok işte bizim ciddi bir teklifimiz değildi Ömer Çelik öyle söyledi. İşte işte muhalefetten gelirse idam şeyi gibidir bu biliyorsunuz. Evet, efendim sen Cumhurbaşkanımız bazen böyle e, siyaseti böyle konuşmayı, konuşturmayı sever. Bazen yapacağını, bazen yapmayacağını böyle diyerek savuşturur. İdam meselesinde de biliyorsunuz benzer bir şeye tevessül edildi. Sen Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, "Efendim benim önüme gelirse ben bu idam onaylarım." Sanki hükümet grubunun önüne kendisinin izni rızası olmadan herhangi bir şeyin gelebilmesi mümkünmüş gibi yani. Dolayısıyla bu biraz bu meseleleri ciddi konuşmamız lazım. Henüz bu mesele ciddi olarak konuşulabilir bir mesele gibi değil bizde. Bu 50 artı 1, 40 artı 1 üzerine çok lüzumlu cümle evet efendim. kurmak istemiyorum. Ee, peki burada farklı değerlendirmeler de var. Nasıl katılır mısınız bilmiyorum ama yüzde %40'a indirilmesi, işte Cumhur İttifakı'nda bir çatlağın önümüzdeki sürece dair bir çatlağın oluşacağı endişesi ve yollar ayrıldığında tek e, olarak o koltuğu tekrardan ele geçirme noktasında bir takım ön hazırlık olarak da değerlendiriliyor. Çünkü af tartışmaları da gündemde hali hazırda. Seçim Mustafa Bey matematik odur. Da da yani matematik zaten mecburen odur. Doğru değil. Yani bu doğru. Ya bu mec Bakın şöyle. Bu zaten sen Cumhurbaşkanı'nın siyasi matematiği ilk turda almak üzerinedir. İkinci turda sen Cumhurbaşkanı'nın seçim ve seçilme avantajı yoktur. Dolayısıyla ilk turda seçilebilmek ihtimali 31 Mart seçimlerinden sonra daha uzak bir hedef haline, uzak bir imkan haline gelmiştir. Yani 31 Mart seçimlerinin sonuçlarına bakınca ekonomik zorlukları da ekleyin. Hükümetin kurulduğu günden bugüne kadar kaybolan vecdini, kaybolan hissiyatını, kaybolan idealizmini falan da ekleyin. Ortada bir yorgunluk, ortada bir savrulma, ortada bir keyfiliğe dönük bir siyasal alan içerisinde ilkesiz, kuralsız siyasal görünme, zafiyetler evet. eklenince ortaya ilk turda seçilememek gibi bariz bir e, akıbet görünüyor. Şimdi bu bariz akıbeti ilk turda seçilebilme avantajına çevirecek olan şey budur. Cumhur İttifakı'nın karşısında Millet İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinde yakaladığı avantaj birinci sebeptir. İkinci sebep henüz neye tekabül edeceğini bilmediğimiz ama AK Parti'nin içerisinden kısmi homurdanışların, kısmi itirazların partileşme süreçlerine döneceğine dair emareler vardı. Ete kemiğe biraz bürünmeye başladı. Ama biraz uzun sürüyor bu. Kurduk, kuruyoruz geldik, geliyor, oldu, oluyor evet. falan bunlar üzerine de çok cümle kurmak bizim için hem e, makul değil. Çünkü memleketin gerçekten çok esaslı gündemleri var, ağır yükümüz var. Bunlar arasında partilerin itiraz edilerek kurulabildiği bir sürecin içerisinden buralara geldik. Yani hatırlayın lütfen. Eee Rahmetli Erbakan hocaya itiraz eden bir siyasal kadrodur bu. İçeride bir kongre süreci yaşandı. Yenilikçiler, gelenekçiler kavgasından sonra yenilikçi blok ayrılarak bir parti kurdu. Yani bir partiye itiraz etmek kerih bir iş değildir. Eğer bir partiye itiraz etmek kerih bir işse, eğer bir partiye itiraz etmek itiraz eden, edenleri hain ediyorsa, AK Parti'deki arkadaşlarımız lütfen beni bağışlarsınızlar tırnak içinde söylüyorum. Hainler iktidarı oluyorlar o zaman. Dolayısıyla biz onlara öyle bakmadık, öyle de demeyiz. Dilimize de öyle gelmedi. Çünkü evet. siyasetin itibarı konuşulamaz olduğu zamanlarda itirazdadır. İtiraz ederek itibar bulunabilir. Dolayısıyla AK Parti kendisinden önceki dönemde Siyaseten imkanlarını milletine hizmet etmek için devralmış ama maharetle de bunu yapamamış bir kadronun karşısında ben sizden daha iyisini yapacağım kadrosu olarak pozisyon aldı. Bu kadar yıldır da memleketi yönetiyor. Şimdi muhalefette biz biz de sizden memleketi daha iyi idare ederiz iddiasıyla mesai yapıyoruz. AK Parti'deki arkadaşlarımızın düşmanı değiliz, rakipleriyiz. Evet. Tayyip Erdoğan bizim hasmımız değil, rakibimiz. Biz bu memleketteki hizmet yarışında siyasi olarak biz de varız diyoruz. Biz de biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir kongre sürecinden sonra ayrıldık. İyi Parti partileşme sürecine ondan sonra girdi. Şimdi sadece Türkiye'ye dair güzel cümleler kurmak kafi değildir. Kurduğunuz güzel cümleleri gerçekleştirebilmek kabiliyet olan kadrolarla görünmeniz lazım. Efendim Tabii. 50 artı 1'den 40 artı 1'e gelen sürecin o 31 Mart seçimlerinin sonuçları üzerinden bir endişeyi de barındırdığını düşünüyorum. Ama bunlar konuşmak için biraz erken. Siyaset evet, satrancı evet. zannediyorum yeni kurulacak partilerle de biraz daha hareketlenebilecektir. Lakin yeni kurulacak partilerin mevcut mevcut iktidar partisinden ayrılacaklarına göre itirazlarına konu olan politik çerçeve nedir? Bu itirazlarına konu olan politik çerçeveyi hangi kadroyla daha iyisini yapacaklarını takdim edeceklerdir. Evet. Bu itirazlar millet vicdanında ne karşılığı bulacaktır? Bu bulunan karşılık siyasi olarak oya tekabül edecek midir? Bütün bunların hepsi belirsizdir şu anda. Bunların belirli olduğu bir süreç yaşanır. O süreçte milletin devletin hayrına irade koyan partilerin milletten teveccüh alması pek çok kombinasyonu değiştirebilir. Ama bu kadar faraziye siyaset konuşmak takdir edersiniz ki şu gün için çok sağlıklı bir şey değildir. Kurulsun, gelsin, çok affedersiniz hani doğmamış çocuğa elbise biçmek gibidir. Ee, bir çocuk bir doğsun, bir bakalım gürbüz bir çocuk mu doğacak? Yoksa beslenme problemleri olan zayıf bir çocuk mu doğacak? Prematüre mi doğacak ya? Ne doğacak bir bakmamız lazım buna. Doğacak evet, bir bakacağız evet. bundan gürbüz bir delikanlı olacak mı olmayacak mı? Buna seçmen karar verecek. Ama bu bizim gündemimiz değil. Bizim gündemimiz şu. Çok erken Türkiye'de konuşuluyor. siyaseti konuşurken, siyasi rekabeti konuşurken, ya bunlar çok erken. Siyasi rekabetin ilkelerini ölçülerini en azından siyasetin mücadele alanını belirken belirlerken bu Türk yurdu'nun. Kadim sarsılmaz değerleri var. Bu değerlere riayet etmeyi ahlak haline getirmiş bir siyasal iklim kurmaya çalışıyoruz biz. Yoksa partiler nice partiler kuruldu, nice partiler şöhret buldu, nice evet, şöhretli partiler sonra seçim satında mağlup oldu, meçhul oldu gitti. Dolayısıyla memleketimiz baki, devletimiz milletimiz baki. Onlar inşallah kıyamete kadar iyiliğin merkezi olan bir vatanda müreffeh bir şekilde yaşasınlar diye alın teri dökeceğiz. Yoksa partiler bugün var yarın yok. Dünün ne kudretli, ne şaşalı, ihtişamlı partileri vardı. Şimdi siyaset sahnelerinde adları yok. Dolayısıyla evet biz memlekette hangi memleket tasavvurunun, hangi endişelerin partisiyiz onu konuşmak zorundayız. O yüzden diyorum henüz erken ama sizin dediğiniz şartlar bu formüllerin tamamını önümüzdeki dönem daha çok konuşulabilir hale getireceğini düşünüyorum. Sayın Aralöğlu tabii ki önemli meseleler var aslında dikkat etmemiz gereken. işte az sonra soracağım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirileri var mı? Getirileri yoksa götürüleri neler? Evet. Götürdükleri neler? Onları da soracağım ancak tabii ki siyaseti konuşmadan da olmuyor. Son zamanlarda ittifaklar üzerinde bir de İyi Parti CHP ittifakına yönelik sizin ifadeleriniz var, paylaşımlarınız var. O da konuşuluyor bu ara. Özellikle de şu cümleleriniz CHP'nin HDP'ye doğru adımlarını görüyoruz. Millet İttifakı'na katolik nikahıyla bağlı değiliz gibi sözleriniz var efendim. CHP'nin hangi hamleleri sizi bunu düşünmeye sevk etti? Şimdi şöyle Mustafa Bey sorularımızın kendi bize sorulan soruların bağlamından koparılarak bu hale getirilmesini özel olarak fark ediyoruz. Bunun kamuoyu tarafından bilinmesini isterim. Evet. Şimdi misal bir soru şu. Cumhurbaşkanımızın 30 Ağustos resepsiyon davetine geçen sene de icabet etmiştik parti olarak genel başkanımızla beraber. Bu senede katıldık. Geçen sene de Sayın Erdoğan genel başkanımızla el sıkışmıştı. Bu senede el sıkıştı. Ama geçen sene 31 Mart seçimleri yaşanmadığı için 31 Mart seçiminin sonuçları üzerinden gelişen ilgi bir önceki seneye göre daha fazlaydı bu sene olan. Evet. Şimdi bu Soru şöyle soruldu. Efendim siz 30 Ağustos resepsiyonuna gittiniz. Sayın Erdoğan'la el sıkıştınız. Yani hususi olarak bir şey mi var? Yani Millet İttifakından acaba Cumhur İttifakına doğru mu e acaba bir siyasi meyil mi var? Şimdi benzer sorular ya insanın biraz canını sıkıyor bu sorular. Şundan evet. dolayı can sıkıyor. Biz geçen sene de gittik. Bu sene de gittik. Geçen sene de Genel Başkanımız da Sayın Cumhurbaşkanı el sıkıştı. Bu sene de el sıkıştı. Bu sene bu sorulara muhatap olmamızın sebebi 31 Mart seçiminin sonuçları. Dolayısıyla böyle denince arkadaşlar dendi. Arkadaşlar biz ilkeli ölçülü beraberliklerle memleket millet hizmeti görmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ne Cumhuriyet Halk Partisi bizim ne de biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde rehin değiliz. İlkeli ölçülü beraberlikler yapıyoruz. Dolayısıyla biz şimdi birbirimize memleket hayrına gördüğümüz yerlerde güç beraberliği, memleket hayrına gördüğümüz yerlerde ayrılıkları da konuşuruz. Ama bunlar şöyle değil. Biz ...birbirimize katolik nikahıyla bağlı değiliz. Şimdi soruya verdiğimiz cevaptan sonra... ...meselenin konuşulma şeklinden... ...sadece biz CHP'ye katolik nikahıyla bağlı değiliz kısmı. Evet yani çok konuşuldu. O yüzden sonra ben biraz da açmak, terdiyi aralamak Efendim istedim. siz... Ya ...ama bakın böyle şimdi... ...şimdi ben fark ediyorum ki... ...aslında... ...iktidar mücadelesi zaten böyle bir şeydir. Bunu gayri tabi bir şey gibi de görmüyorum. Biz iktidar olmak için... ...Mustafa Bey... Evet ...biz iktidar olmak için... Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na doğru büyümesini öngöreceğiz. Cumhur İttifakı da iktidarda kalmak için Millet İttifakı'nın gevşemesini sağlamaya çalışacak. Bu siyasi rekabet içerisinde tabi değil midir bu? Yani tabii, bizim amacımız tabii. aslında sadece Millet İttifakı özelinde kurduğum bir cümle değil. İyi Parti iktidara gelmek istiyorsa ki istiyor. İyi Parti'nin iktidara gelmesinin yolu AK Parti'ye yönelttiği tenkitlerin rağmına AK Parti'ye oy veren seçmenin teveccühüne masar olmaktır. Dolayısıyla AK Parti'yi tenkit edeceğiz, seçmenini kazanacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'ni bazı konularda eleştireceğiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavanından oy alabileceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne siyasi olarak beraberliğimiz de olsa bazı mevzularda tekliflerde, tenkitlerde bulunacağız, oradan olacağız. Bir politik tasavvurun etrafında yeni evet. siyasi mıknatıslanma alanını inşa edeceğiz biz. Dolayısıyla bunu yaparken iktidarın bize, bizim de iktidara yaptığımız hamleler normaldir. Niçin normaldir. Siyasi rekabet böyle bir şeydir. Biz iktidara gelmek için Cumhur İttifakı bölmeye, tırnak içinde söylüyorum, Cumhur İttifakı'nı zayıflatmaya, Cumhur İttifakı'nı gevşetmeye çalışacağız. Cumhur İttifakı da iktidarda kalmak için Millet İttifakı'nı tasnif etmeye, zayıflatmaya, bir takım parçalara ayırıp kendi gücüne mal etmeye çalışacak. Bu normaldir. Anormal olan nedir Mustafa Bey? Yalan anormaldir. iftira anormaldir. İstihza anormaldir. Hakaret anormaldir olmamış bir şeyi olmuş gibi göstermek anormaldir. Falan bunlar anormal. Bunlar olmadığı müddetçe Türkiye'deki siyasi rekabetin önü tabii ki açık olmalı. Bu rekabette biz sizden daha iyisini yaparız. Biz sizi mağlup ederiz. Siz bizi siz bizi yenemezsiniz. Biz sizi yeneriz falan gibi cümlelerin arkasında bir siyasi enerjiyi biriktirmek çok tabidir. Ben sadece bu 5-10 gündür daha çok dikkat çeken cümlelerin hem Genel Başkanımız tarafından, hem partili milletvekillerimiz tarafından, parlamento grubumuzda hem de ben grup başkan vekiliyken Mecliste hem de sayır zaman dışarıda medya bizi misafir ettiği zaman defalarca benzer cümleleri kurdum söyledim. Şimdi evet. aynı cümleleri kurduğum halde niçin bunlar bu kadar dikkat çekici oldu? 31 Mart seçiminin sonuçları dolayısıyla. Kesinlikle. Dolayısıyla şunun evet. bilinmesini isteriz. Biz milletimize bir seçenek zenginliği sunduk Mustafa Bey. Bu seçenek zenginliği içerisinde Türkiye'de 50 artı 1 mecburiyeti aslında bir anlamda demokrasiye böyle bir katkı da sağlamış oldu. Yani... Efendim pek bir araya gelmesi mümkün olmayan siyasal organizasyonlar belli değerler etrafında illa birbirlerine yüzde yüz kefil olmak zorunda kalmadan olmadan bir araya gelip memleket millet hayrına millete seçenek zenginliği olarak bir proje takdim ettiler. Millet ittifakının bazı merkezlerde bazı büyük şehirlerde ortak adaylarla millete sunduğu seçenek zenginliğine milletimiz teveccüh gösterdi. Dolayısıyla bu seçenek teveccüh gördüğümüz bu alanı kuvvetlendirmek milletin çok hoşnut olmadığı bazı siyasi komplikasyonlara sebep olacak işlerle ilgili de özel ihtimam gösteriyoruz. Cümlelerimizin evveli de buydu, sonu da budur. Efendim millet ittifakı çatlıyor mu? Ya biz çocuk muyuz? Milletimize verdiğimiz sözler var. Bu verdiğimiz sözlerin arkasında duracak kadar devlet ciddiyeti, devlet terbiyesi olan insanlarız. Biz adaylarımızı milletimize takdim ettik. Adaylarımızdan milletimizin teveccühüne mazhar olanların başarılı olup milletine verdikleri sözleri tutabilmeler için her şeyi yapacağız. E efendim biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin her yaptığına Cumhuriyet Halk Partisi de bizim her yaptığımıza kefil olmak zorunda değil Zaten Abi. demokrasiyi ehven en makul insanoğlunun eline geçirebildiği en iyi idare şekli yapan şey de bu farklılıkları zenginlik yapabilme kabiliyeti. Zenginlik, sayabilme kabiliyeti. Dolayısıyla biz bu farklılıklarımız içerisinde Türkiye'nin nefes alabileceği bir siyasal iklimin cümlelerini kurduk. Hepsi bundan ibaret Mustafa Bey. Evet, evet efendim. Tabii ki öyle bir süreçte yaşıyoruz ki aslında konuşacağımız çok önemli konular var. Onlardan bir tanesi de e, soru olarak gelecek birazdan size. E, evet. Tamamıyla siyasi olarak gelişmeleri yani somut olarak sahada aldığımız e, süreci, zamanı ve attığımız adımları konuşmuyoruz ekonomi olsun, uluslararası ilişkiler olsun, iç ve dış politikada yaşadığımız gelişmeler olsun. Ee, çok evet. siz de dile getiriyorsunuz. Bu süreçte biraz daha öze inmek istiyorum. Sorunlara inmek istiyorum. Kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilenler, o hal Doğru. komisyonunca e, temize çıkan insanların birçoğu evet. işlerine iade edilmediğini söylüyor ve hala hakkını dile getirecek bir merciye dahi Doğru. rastlamadığını söyleyen cezaevlerinde yattıkları ifade edilen ee, şahıslar var, insanlar var, mağdur edildiğini ifade eden kesimler var. Ee, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Doğru. E, aslında şöyle değerlendirdiğimizde e, getiri ve götürü olarak sahadaki e, somut adımlarla eşleştirdiğimizde ortaya ne çıkıyor efendim? Şimdi maalesef Türkiye'de hukukun işlemesini mekanizma olarak felceden büyük bir kalkışmayla karşılaştık. Yani bu 15 Temmuz kalkışması Türk hukuk sistemini, Türk devlet bürokrasisini aslında, Türk güvenlik bürokrasisini komple felceden büyük bir kalkışmaydı. Bunun içerisinde hasar tespitini yapmayı zor hale getiren, benim mecliste geçen sene tenkit ettiğim, halen de aynı konuda ısrar ettiğim bir husus var. Onu arz etmem lazım. Tabii ki. Mecliste defalarca iktidar grubundaki arkadaşlarımıza söyledik. Bunu tekrar hatırlatmayı borç biliyorum. Bizim bu meseleyle mücadelemizdeki berraklığın önü sonu şudur. Ucu bize bile dokunsa, bizden olan arkadaşlarımıza bile dokunsa, bizim partililerimize bile dokunsa, onlara da gerekli adaletin verdiği cezayı uygulayacağız gibi bir kabul lazımdı. Siyasi olarak bu irade ortaya konulamadığı için Mustafa Bey, evet. Türkiye'de bu FETÖ'cülük mücadelesi üzerinden bir AK Parti lehine bir zırh alanı oluşturulduğu için bu mücadelenin ritim ritminin bozulmasına sebep oldu. Yani siya, çok affedersiniz siyasi münafıklık e, kurumsallaşmasına imkan verdi bu. Yani herkese sızdılar ama AK Parti'ye asla sızmadılar kabulü yüzünden. Türkiye'de bir e, mücadelenin bir ayağı ve en önemli ayağı hakim kaldı. Dolayısıyla burada e, karşı karşıya kaldığımız ağır travmadaki bizim rollerimizi örtme çabası bizim siyasi sağırlığımızı, bizim siyasi körlüğümüzü, bizim siyasi ferasetsizliğimizi örtme çabası bu meselede mağdur olanların sayısını çok artırdı diye düşünüyorum. Yani evet. siz bugün biliyorsunuz bugünlerde daha çok konuşulmaya başladı. Şamil Tayyar Bey e, konuştu. Benzer hissiyatı başka arkadaşlarımızdan da bazı röportajların satır aralarından almıştık. Efendim FETÖ borsası falan gibi borsası, cümleler kuruldu. Evet. Bana da soruldu. Ben bu borsalar vardır, yoktur devletimiz bunları araştırsın, bulsun. Ama bunların olabileceğine mehaz olarak şunu sayıyorum. Siz AK Parti'ye sızılmadığı her tarafa sızıldığı bir uygulama alanı haline getirirseniz burada borsa dahil her şey kurulur. Evet, Her şey kurulur. Çünkü nihayetinde bakın icbar edici nasihatlerin tamamında efendimiz kendi yakınlarını aile efradını sayarak e, bu işte ne kadar kararlı olduğunu ihsas ettirmiştir. Yani efendimiz faizi kaldırmıştır mesela e, ilk kaldırdığım faiz... İşte amcam Abbas'ın faizidir denmiştir. Efendim peygamberimize suçunun affedilmesi için ricada bulunulan birisiyle ilgili icbar etmek için demiştir ki efendimiz peygamber kızı Fatıma olsa bile bu tür tonlamalar aslında adaleti herkese eşit uygulayacağım iradesinin beyanıdır. Yani hiç kimse korunamaz adalet karşısında. Dolayısıyla korunaklı alanlar oluşturuldu. Bu meselede devletin adaletle ayakta duracağını unutmaması lazım arkadaşlarımızın. Bizim başımıza şöyle bir gayle gelmiş oldu. Mukaddesatçılığımızın iktidarıdır bu. Bizim hesabını vereceğimiz ve henüz 15 Temmuz'dan sonra maalesef siyasi siyasi olarak bize bulaşmasın heveslerinden dolayı doğru dürüst konuşamadığımız bir alan var. Bu alan şudur. Bizim siyasi sağırlığımızın, bizim siyasi körlüğümüzün hatta bizim merhametimizin, hatta bizim Sena cümlelerimizin hatta bizim himaye etme irademizin içinde yeşermiş bu bu devlet millet istila girişiminin arkasındaki mesuliyetimizin hesabını vermedik. Dolayısıyla biz bu evet. hesabı vermemişliğin içerisinde şimdi şunun hesabını vermek zorunda kaldı siyaset. Sizi devletin en kudretli makamlarında kandıranlar, sizi devletin bütün istihbarat imkanları elinizdeyken, İçişleri Bakanlığındayken kandıranlar başbakanlık mevkiinde kandıranlar, cumhurbaşkanlığı mevzisinde kandıranlar, efendim, e, emniyet genel müdürlüğü mevkisinde kandıranlar, Genel genelkurmay başkanlığı mevkisinde kandıranlar, devletin bütün stratejik kuruluşlarının içerisinde onca selahiyet elinizde bulunuyorken, sizin bu yetki ve selahiyetlerinize rağmen sizi kandıranlar, milletin garibini, gurebasını niçin kandırmamış olsunların cevabı yoktur. Kaldı Kesinlikle ki bizim olur. milletimiz devletini çok sever, devletine çok hürmetlidir. Devletinin referans olduğu yerlerde kendisinin ve evlatlarının var olmasından iftihar eder. Yani sizin açılışını yaptığınızda metüsene ettiğiniz insanların mürebbileyin ne yaptıkları yerlerde insanların çocuklarını oraya devletimizin de burada tavasutu var. Devletimizin de buralara rızası var. Bizim devletimiz de bunlardan hoşnuttur. Referanslarıyla evlatlarını oraya vermiş insanların mağduriyetleri üzerinden bir hukuki alan oluşturulması lazım. Kastettiğim şey şudur. Nice peygamberler gelmiştir kendilerine evlatlara iman etmemiştir. Nice peygamberler gelmiştir bir tane ümmeti olmadan dünyaya veda etmiştir. Nice peygamberler gelmiştir evladının birisini kurtarmış birisini kurtaramamış. Evlatlarını kurtarmış hanımını kurtaramamıştır. Bizim peygamberimiz amcasına o kadar ısrar etmesine rağmen muvaffak olamamıştır. Bizim evet. bunların ifadesinin arkasında hissiyat olarak beslediğim şeyi biliyorsunuz Mustafa Bey. Evet. evet. Kendisi suçlu olsa eşini mağdur etmek hangi inancın, hangi dinin, hangi mesuliyetin, hangi şahsiyetin izah edebileceği bir şeydir. De ki eşini mağdur ettiniz. Çocukları mağdur etmek ne türlü bir vicdanın insafın içine sığar. De ki onları mağdur ettiniz. Suçlu olanın canını okusun devlet. Suç işleyenin, devletin, milletin birliğine, beraberliğine kastetmenin, etmenin, devlete istila girişiminin, bu alçakça kalkışmanın içerisinde herhangi bir suçun bir toplu başı kadar toleransını savunabilir miyiz? Aklı kafasında dini imanı olan, şahsiyeti izzeti olan bir insanın yapabileceği bir şey midir bu? Devlet Kesinlikle böyle büyük bir kalkışmanın içerisinde suçlu olan herkesin canını okur. Ama aynı devlet suçluyu suçsuzu ayırt edebilecek maharetle gösterir ki devleti yaşatan şey adalettir. Şimdi Türk adaletinin yargılanma sürecinin içerisinden takipsizlik kararı almış. Berat kararı almış insanların. Tekrar göreve dönmelerini sağlayan da devlet olmalıdır ki devlete itimat ve itibar olsun. Devletin itibarı Bazen hak teslim ederken, devletin itimadı bazen özür dilerken, devletin itimadı itibarı bazen hakkına girdiği insanların haklarını tekrar tazmin ederken de inşa edilir. Dolayısıyla pek çok mağduriyet konusu itiraz konusu cümlelerin içerisinde bu KHK'lar da var. Bunlarla ilgili bizim cümlelerimizin altı çizil olanı şu: Türk Adaleti'nin vermiş olduğu sizin hiçbir suçunuzu bulamadık, takipsizlik verdik ya da beratınıza hükmettik kararından sonra. Bu insanların görevlerine iadesinin önün için kapalıdır. Bunun önünü kapatmak devlete olan itimadı sarsmamakta mıdır? Böyle bir usulle bu devleti ayakta tutabilmek ne kadar mümkündür? Dolayısıyla burada adalet mekanizmasının hızlı işlemesi lazım. Kaldı ki AK Parti'deki arkadaşlarımızın hafızalarında çok taze olan bir süreç var. FETÖ'cülerin sebep olduğu. Yani Ergenekon ve Balyoz davası süreçlerinde kuru, yaş, Tabii. dolu boş, ne kadar iş varsa bir sürü münasebetsiz, ahlaksız işe tevessül edildi. Yüzlerce insan mağdur oldu. Bu mağdur olan insanların cezaevinde ölenleri var. Bu insanlardan cezaevinde ölmüşlerin hatırasına hürmeten bile bir şey yapma imkanı olmadı. O kadar suistimal oldu. Şimdi bu kadar acı hadiseler gözümüzün önünde yaşanmışken yeni acılara sebep olacak bu nobranlığın sebebi nedir Mustafa Bey? Dolayısıyla adalet Tabii. mekanizmasının çok etkin bir şekilde çalışabilmesi, devletimizin devletimizin şuna çalışması gerekiyor. Almanya'da Hitler sonrasında Allah'ın nazi olmayan kaç tane kulu vardı bilmiyorum. İkinci Cihan Harbi'nden sonra Almanya büyük bir yıkım yaşadı. Bu Almanya Hitler'inden sonra, Hitler'in Almanya'sından sonra bu Almanya'da nazi olan ve insanlığın şahit olduğu en büyük acıların sebebi olan bu topluluk buharlaştı mı Mustafa Bey? Bizim devlet bürokrasimizin Almanya'daki bu rehabilitasyon sürecini çok esaslı bir şekilde çalışması lazım. Yani Kesinlikle. bu kendi insanlarımızın büyük dertlerimiz var bizim. Bu dertlerimizin en mühimlerinden bir tanesi şudur. Erzurum'dan yarışmaya katılan bir emekli vaizin ben bu devleti alabilirim cüretini kendisinde bulabilmesinin arkasından devletin bütün mevzilerine, mevkilerine kendi taraftarlarını Öyle ya da böyle kuralsızlıkla verebilmek kabiliyetini eline geçirmesinden sonra kalkışılan büyük işgal teşebbüsünün içerisinde Anadolu'nun mazbut ailelerinin en akıllı, en zeki çocuklarını kaptırmış olmak mesuliyetinin cümleleridir bunlar. Biz nasıl bir devlet evet. yönettik ki gözümüzün önünde memleketin en güzel çocuklarını elimizden kapıp devlet millet düşmanı haline getirdiler. Dolayısıyla devlet dediğiniz kendi vatandaşlarının Akıl sağlığını, kendi vatandaşlarının akıl güvenliğini, nesil güvenliğini, can güvenliğini muhafaza edebilmesiyle de orantılıdır. Devlet başa bir bela gelince, başımıza gelen bu beladır diyen taraf değildir sadece. Devlet başa bela gelmeden feraset gösterendir. Başa bela gelmeden uyarandır. Önlem alandır, tedbir alandır. Devletin siyasi sağlığının, siyasi körlüğünün bedelini millet ödemek zorunda kalmışsa, bu siyasi bedelin önünü arkasını adaletle kollamak lazımdır. Hiçbir Tabii. şekilde... Bu alçak teşebbüse tevessül etmiş hiç kimseye bir toplu yine başı kadar tolanır, tanınmamalıdır. Ama unutulmamalıdır ki Türk yurdunu ayakta tutacak olan şey adalettir. Adaletten itimadı kesildi mi bir milletin, o milleti bir vatana, bir devlete, bir toprağa, bir bayrağa bağlı tutabilmek imkanından mahrum kalır devlet yönetimi. Evet, Dolayısıyla evet. hassasiyet göstermemiz lazım. Bizim şu anda yargı paketi dahil bu çerçeve içerisinde sizin sorunuzun birleştiği yer burasıdır. Devleti Sadece hesap sorarken değil Mustafa Bey, hesap verirken de görmek milletimiz için devlete sadakat e, sevebilir. Yani kesinlikle, devletimiz kesinlikle. özür dilerken de görülebilir. Bu devleti küçültmez. Devletimiz hakkını daha önce yediği ya da mekanizma doğru çalışmadığı için bazı mağduriyetlere sebep olduğu insanların mağduriyetlerini giderirken de itibar kazanabilir. Dolayısıyla hiç korkmayalım, imtina etmeyelim. Bizim milletimiz siyasetin onca ferasetsizliğine rağmen devletini sahipsiz bırakmamıştır. Onca siyasi körlüğümüzün sebep olduğu ağır travma içerisinde bizim verdiğimiz yetkilerle devleti işgale kalkmış insanların elinden devletini kurtarmıştır bu millet. Dolayısıyla milletimiz siyasi ferasetsizlik yüzünden sokaklara düşmüş devleti 15 Temmuz'da sokaklardan toplamıştır. İnkar etmeyelim. Çok daha zor günlerimiz oldu. Toparladık ama Türk yurdunu yaşatacak şeyin adalet olduğunu asla unutmayalım. Ben Adalet Bakanımızın kalbine itimat ederim bu yaşanan süreç içerisinde yaşanan mağduriyetlerin, soruşturma kovuşturma süreçlerinin çok uzamasından kaynaklanan haksızlıklara, takipsizlik ve berat kararı verilenlerin göreve döndürülememesinden kaynaklanan mağduriyetlerin hak olduğuna dair vicdanına şahidim. Ama mekanizmayı çok hızlı çalışabilir hale getirmek zorundayız. Yasama faaliyeti yapan parlamenterlerin bizim milletimize sözümüz, borcumuz budur. Bu evet. anlamda üstümüzde bir mesuliyet olduğunu düşünüyorum. Bizim bütün açıklığıyla hiçbir parti ayırmadan söylüyorum. Meşru, meşruiyet alanı içerisinde olanları söylüyorum. Teröre en ufak bir tolerans tanıyamayız. Bu Türk yurdunda devletsizliğin ne anlama geldiğini bilecek kadar büyük acılar yaşadık biz. Asla devletimizin varlığına kastetmiş bir müsamaha cümlesi kuramayız. Lakin devleti yaşatan şeyin adalet olduğunu unutamayız. O yüzden biz bu adalet mekanizmasının içerisinde şimdi birinci paketi geldi biliyorsunuz. Evet, Devamı da evet. gelecek gibi duruyor. İnşallah adaleti etkin, hızlı, adil soruşturma, kovuşturma süreçleri itibariyle de milletin adalete ve devlete olan itimadını inşa edecek şekilde müesses hale getirilmesi için elimizden geleni yapacağız. O yüzden bizim büyük problemlerimizin başı bu. Efendim millet ittifakı öyle mi oluyor mu böyle mi oluyor bu bizim meselemiz değil. Meselemiz adalet. Meselemiz geçim zorluğu. Meselemiz geçim darlığı. Meselemiz çiftinin alın terinin alınamaması. Meselemiz dar gelirlerinin geçinememesi. Meselemiz öğrencilerin Tabii. öğrencilerin Türk yurdundan ümidinin kesilmesi. Meselemiz beyin göçü. Bunları konuşmak zorundayız. Yoksa ittifak öyle oldu, ittifak böyle oldu cümlelerin içerisinde memleketin esas gündemini kaybedersek bizim Memleketin yönetimine dair ortaya koyduğumuz ümide de kimse inanmayacak. İnsanlar Kesinlikle. hayal kurabildikleri ülkelerde yaşarlar Mustafa Bey. Rüya görebildikleri ülkelerde yaşarlar. Biz şu anda rüya görülebilir, hayal kurulabilir bir ülke olmaktan çıkmak üzereyiz. Dolayısıyla Maalesef. kendi ciddiyetimize, kendi vazifelerimize çok hizmet ettiniz. Şimdi biraz da biz hizmet edelim cümleleri falan. Tabii ki, tabii ki efendim. Ee, aslında konuşacağımız çok konu var. Ee, soracağımız çok cevap, konuşacağımız hatta dertleşeceğimiz çok noktalar var. Çok efendim. var. Çok ee, ancak farz. sizin de yoğun programınız var. Biz fazla meşgul etmiyoruz. Ben biraz kısa sizi. konuşmam lazım galiba. Ee, çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Çok sağ olun. Kolaylıklar diliyoruz efendim sizlere. İyi akşamlar.